Bonjour, herkese merhabalar. Saint Michel'deyiz. Fontaine Saint Michel'in hemen yanındayız. Şimdi birazdan size Saint Michel'deki ünlü çeşmeyi göstereceğim. Merhaba Sedef Hanım, hoş geldiniz. Bu şu an Instagram üzerinden yapıyoruz canlı yayınımızı. Sonra güzel bir yayın olursa YouTube'a yükleyeceğim. Herkese selamlar, sevgiler. Paris'te saat 10.45, Türkiye'de 11.45. Bizi Vancouver'dan izleyen sevgili Alp'i de öpüyoruz. Kocaman selamlar, sevgiler. Alp'cim bekliyoruz seni Paris'te. Şebnem Hanım, günaydın, hoş geldiniz. Saint Michel'den Notre Dame'a doğru şöyle bir kısa yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 15-20 dakika diye tahmin ediyorum ama yayın keyifli geçerse, izlerseniz uzatırız da. Selamlar Kaptan Alp. Şimdi Saint Michel 5. arrondismanda, hemen şu taraf 6. arrondisman tarafı oluyor. Bakın şuradan yürürseniz Odeon tarafına gidersiniz. Onun devamında da Café de Flore'la Le Domago var, ünlü iki kafemiz. Şuradan yürürseniz, bakın göstereyim. Alp'cim seni ilk fırsatta bekliyoruz. Vancouver'dan transfer edelim seni buraya. Bakın burası Boulevard Saint Michel. Buradan yukarı çıktığınızda da Jardin de Luxembourg'a gidersiniz. Yukarıda meydandan sola dönerseniz Pantheon var. Pantheon'un arkası da Rue Mouffetard. Havva Hanım, siz de hoş geldiniz. Bu sefer bir sabah öğleye doğru bir yayın yapayım istedim. Bir de bu saatlerini görelim. Genelde öğleden sonra yayın yapıyorum. Buraya nasıl geliyoruz? 4 numaralı metroyla ya da RERC ile, yani RERC ile gelebiliyoruz Saint Michel'e. Birçok çıkış noktamız var, sorti var. O sortilerden biri burası. Place Saint Michel sortisini, çıkışını kullanırsanız, Ayşe Hanım selamlar, bu meydana çıkıyorsunuz. Bakın şurası Site Adası. Notre Dame o adanın ortasında. Biz buradan girmeyeceğiz. Bunun devamı şatle. Ama ben sizi buradan, benim yürüyüş güzergahım budur. Erol Bey selamlar. Bir de sabaha göstermek istedim. Bakın burası Gibergen, Paris'teki en ünlü kitapçılardan biri. Kafelerimiz. Ben bu sokaktan girmeyi tercih ediyorum. Normalde burası, çünkü öğlen yayın yapmak istemedim çünkü, bir dakika şu ışığı düzeltelim, hop, evet. Öğlen vakti burada yürüyemeyiz çünkü, bayağı kalabalık oluyor. Burada özellikle öğle yemekleri için turistik mekanlar bolca mevcut. Ben şu pastaneyi çok severim. Biliyorsunuz burayla ilgili bir yazı zaten var blogda. O yazıyı da bir güncelleyeceğim sonra. Linkleri zaten ekleyeceğim, hiç merak etmeyin. Burada çok hesaplı, bakın 15 liraya, 18 liraya menüler yiyebiliyorsunuz. Turistiktir, öyle şahane değildir ama adam gibi yemek yersiniz. İşte dönerci var, Cairo, Yunan zannediyorum burası. Tavuk döner, et döner. Eminönü gibi ortalık. Müge Hanım, Gibergen'e giremem şu an. Ona izin alıp girmek lazım çünkü. O yüzden blogda yazısı var. Onun da yazısı, linkini eklerim, merak etmeyin. Şimdi buralar şu an kapalı. Zaten o yüzden böyle rahat rahat yürüyebiliyoruz. Yoksa burası çok kalabalık olur normalde. Şöyle şeyden de selamlaşalım.
Saint-Cyme'deyiz, evet. 5. arrondismandayız. Burası da Rue de la Huchette. Bakın şöyle göstereyim. Hop. Bu da İtalyan dondurmacımız meşhur. Gülcan Hanım, hoş geldiniz. Selamlar. Crêperie Chez Suzette de bayağı meşhurdur. Paris'te birkaç yerde var. Ben severim. Şu an temizlik var buralarda. Bonjour Gökçer Kıraç, hoş geldiniz. Ben de size şöyle arkayı göstereyim. Hop. Burada özellikle öğlen yemeği için öneriyorum ben burayı. Asiba Hanım, selamlar. Nathalie Contes, hoş geldiniz. Hediyelik eşyacılar. Burada bir Greek taverna var bakın. Dediğim gibi burası da hesaplıdır genel olarak. 12.80'i. Şunları yiyebiliyorsunuz bakın. Tabii sonra fiyatlar değişirse karışmam. Şu an 17 Ekim 2018 tarihi itibariyle fiyatlar. Biliyorsunuz burası Cartier Latin olarak geçiyor. Bilmiyorum, belki de bunu Cartier Latin yayını olarak yaparız. Şurada şu an yol çalışması var. Şuradan bir geçelim. Saint Michel'deyiz ve bakın şu arkada görüyor musunuz? Bir dakika, şuradan göstereceğim. Notre Dame'ı göreceğiz şimdi. Notre Dame Katedrali'ni göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hasan Öcal. Selamlar, sevgiler. Şimdi size çok ünlü bir yeri göstereceğim. Shakespeare and Company. Shakespeare and Company de burada. Bakın burada İngilizce kitaplar görebiliyorsunuz. Hatta ikinci el kitaplar da var. İçeriye giremiyoruz. Şöyle azıcık kafamızı uzatalım. Buraya mutlaka uğrayın. İçerisi gerçekten ilginçtir. Burayla ilgili de blogda yazı var zaten. Evet, içeride bir kedi vardır meşhur. Kedisi meşhurdur buranın. Ve üst katta da bir piyano vardır. Onu çalabilirsiniz. Burası da Shakespeare and Company'nin kafesi. Organik ürünler genelde şey yapılıyor, ne derler, servis ediliyor. Ama bir şey itiraf etmem gerekirse, ben çok sevmiyorum buranın kahvesini. Ama burada oturmak çok keyifli. Neden? Çünkü hem Shakespeare and Company'nin kafesi, hem de karşınızda Notre Dame var. Şahane bir yerdir. Ah, şu teyzecim de yürüyor işte böyle. Şimdi aslında
Notre Dame tarafında ayrı bir çekim yapacağım. Çünkü Notre Dame'ın arka tarafları Marais'e kadar uzanan yol benim özel çok sevdiğim bir yoldur. Bugün Cartier Latin gezisi olsun isterseniz. O yüzden şu sokaktan bir girelim. Cartier Latin'in arka sokaklarını bir gezelim istiyorum birlikte. Notre Dame'ı zaten her yerde görürsünüz. Ben size görmediğiniz ya da daha önce gezdiğiniz ama size nostaljik bir tur olsun diye, hatırlatma olsun diye yerleri, bu Cartier Latin'deki yerleri bir göstereyim istiyorum. Odette'e gidiyorum şu an. Bakın, Paris pis pis dersiniz, yıkıyorlar işte sokaklarını güzel. Akşama kadar kirleniyor, milyon tane insan var. Burası çok cici bir yerdir, bakın. Karşıdaki Odette. Île Saint-Louis, şimdi şöyle, Île de la Cité yani site adası Notre Dame'ın olduğu ada. Île Saint-Louis de onun bir arkasındaki ada. O adalar için ayrı bir tur yapalım isterseniz. Notre Dame ve adalar turu olsun o. Ben bugün Cartier Latin'i gezmek istiyorum sizlerle. Birinci bölümü çekmiştik hatta Cartier Latin'le ilgili. Şimdi ikinci bölümü çekmiş olalım. Bilmiyorum, belki de başka bir konsepte bürünür. Çekimimiz tamamen size bağlı. Siz bana diyeceksiniz ki şuradan gidelim, buradan gidelim. Ben de ona göre sağa sola sapacağım. Planladığım herhangi bir şey yok. Size hep söylediğim gibi Paris sokaklarında rastgele dolaşıyoruz. Bu renkli vitrinler beni benden alıyor. Öğlen servisine hazırlanıyorlar. Bakın bu küçük salonlar, sinema salonları. Çok cici. Yine Notre Dame şöyle. Erol Bey, işte o yüzden diyorum bu ikinci bölüm olur büyük ihtimalle. Bir üçüncüyü de çekeriz. Çünkü Pantheon tarafları da var, Lüksemburg tarafı da var. Asıl oralar herkesin bildiği yerler. Ben genelde gözden kaçırılan, ihmal edilen yerleri göstermek istiyorum. Ama siz de haklısınız. Kısa süreliğine Paris'e geldiğiniz zaman hangi birini göreceksiniz? Benim amacım çeşitliliği sunmak. Artık siz zevkinize göre kendinize program yapacaksınız. Uzun dar sokak dediğiniz Paris'teki en dar sokak herhalde Sedef Hanım. O sokaktan mı bahsediyorsunuz? La Chaux-de-Fonds'tu sanıyorum sokağın adı. Balık tutan kedi sokağı. Paris'teki en dar sokaktır. Paris'in enleri yazımında da zaten oradan bahsediyorum. Hava aslında çok soğuk değil. Ben üzerimde yine tişört ve sweatshirt var. Bu arada hazır kendinden bahsetmişken bir de şöyle selamlaşalım isterseniz. Biraz da şöyle yürüyelim. Bakın şöyleyim. Hop. Umarım iyisinizdir hepiniz. İşte benim amacım Paris'i gezmek için kendinize yeni rotalar oluşturmak. Özgürce yeni yerler keşfetmek. Hep söylediğim gibi, yani nereye giderseniz gidin %90, yani tabii ki Paris'in de çirkin yerler elbette ki vardır.
ben baştan aşağı şahanedir diyemem. Ama huzurlu, güvenli dolaşabilirsiniz. Otoparkı görünce aklıma ilginç bir hikaye, yani ilginç derken bugünün hikayesini anlatmak geldi. Normalde ben bugün bu sabah bu kadar erken dışarı çıkmazdım. Evde oturur blog güncellerdim. Ama şöyle komik bir şey oldu. Apartmana bir asansöre yazı yazmışlar. Lütfen otoparkınızı bugün için boşaltın. Genel büyük temizlik yapılacak diye. Mecburen arabayı çıkartmak zorunda kaldım. Araba yoksa garajda duruyordu. Arabayı çıkarttım ve kendime Paris'te bir otopark buldum. Ve otoparkı bulunca da mecburen kendimi sokağa attım ve şu an Paris'i o yüzden keşfediyorum. Paris'in turisti bu saatlerde az, öğleden sonra yine kalabalık olur. Şöyle bir etrafı dönelim, çok küçük sıradan bir meydandayız. Sıradan meydanımız böyle. Ah Müge Hanım, geçmiş olsun. Şimdi Saint-Germain Bulvarı'na çıktık. Bu yol şöyle Enstitü Monde Arabe'a doğru gider, Arap Dünyası Enstitüsü'ne gider. Şu tarafta Saint-Michel, Odeon ve ne derler? Le Domago, Café de Flore o taraflara gider. Ben şimdi şuradan yukarı çıkmak istiyorum, şu tarafa doğru. Rue Monge'a gideceğim. Merhaba Sema Hanım. Paris'e ilk ne zaman gelinir? Sonbahar mı? Sonbaharda ayrı güzel, yazın ayrı güzel, kışın özellikle yılbaşı ve Noel öncesi ayrı güzel. Bakın şu meydanı da çok severim. Şu an gerçi bir çalışma var. Sema Hanım hoş geldiniz. Binalar yok. Binalar oldukça Fransızdır. Fransız tarzıdır. Viyana'nın tarzı biraz daha başka. Benim de Paris'te ilginç bulduğum şeylerden biri gündüz vakti dev kamyonların, tırların rahatlıkla dolaşabilmesi. Bana bayağı bir garip geliyor. Yeşil ışık yansın diye bekliyorum. Mesela şu an üzerindeki sweatshirt fazla geldi. Ama bence gayet sıcak. Bakın şu arabalara bayılıyorum. Saint-Germain Bulvarı şöyle devam ediyor. Gülün adı Onum de la Rose. Tabii gül adına mı diyeceğiz? Yollar geniş ve ferahtır. Yani şuradaki avizeyi görüyor musunuz? Şunu göstereyim size. Erol Bey, evet ben o ses kayıtlarını, şarkı kayıtlarını tamamen eğlenmek için yapıyorum. Sümüldeki kayıtları. Çünkü istediğim gibi kayıt olmuyor. Benim gerçek sesimi vermiyor o. Ama olsun, güzel bir müzik üzerine şarkı okumak çok eğlenceli. Her türden okumaya çalışıyorum. Paris Korosu'nda da şimdilik devam edeceğim gibi gözüküyor. Bakalım, bir kere gittim, bir ön tanışmayı yaptık.
Paris korosuna, Türk korosuna katılmam söz konusu. Bakalım bir, yani bir ben becerebilecek miyim? Hoca beni beğenecek mi? Sonra her şey yolunda gidecek mi? Onu zaman gösterecek. Pınar Hanım, Paris özlenmez mi? Polis arabamız da geçti. Polis sirenlerine bayıldım diyor sevgili Gezgin. Sevgili Hocal 61, İstanbul özlenmez mi diyor. Normal yayınlarda hep söylüyorum ama bu YouTube'a kalacağı için, kalıcı olacağı için tekrar edeyim. Ben İstanbul'u şöyle özlüyorum. Şu anki İstanbul'u özlemiyorum kesinlikle. Benim özlediğim İstanbul, çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği o güzel İstanbul. Dolayısıyla ben eğer şu an İstanbul'da yaşasam bile İstanbul'u çok özlerdim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet Sedef Hanım, o siren sesleri bayağı yoğun. Şuradan karşıya geçelim. Yani şöyle, tabii ki hala çok güzel yerleri var İstanbul'un. Ama benim canım yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani İstanbul artık çirkin oldu, ben gideyim buradan meselesi değil benim derdim. Benim derdim İstanbul'un pek çok köşesinin ne hale geldiğini gördükten sonra canım yanıyor. O yüzden İstanbul'da ben acı çekiyorum. Benim öyle bir sorunum var. Yoksa pis İstanbul yaşanmaz burada değil benim demek istediğim şey. Şimdi sanıyorum şurası Rue des Écoles, üzerinden Sorbonne'a gidebiliriz. Öyle mi gitsek, ne yapsak? Yok, bu seferlik şöyle gideyim istiyorum. Şuradan yürüyelim. Pınar Hanım, kedi gibi oldum. Belli yerlerine gidiyorum. Başka uzaklara gidemiyorum. Aynen öyle. İstanbul'da hepimizin bir yaşam alanı var. Bir korunaklı bir cam fanus var. Onun içinde kendimize bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Ben de İstanbul'a gittiğimde o yerlerde dolaşıyorum sadece. Montparnasse yok, buradan görünmez. O başka bir bina, 5. arrondismanda başka bir bina ama o binanın ne olduğunu ezbere bilmiyorum. Şöyle bir dönelim. Rue Monge'dan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi rastgele yürüyorum sokaklarda. Başımı nereye çevirsem güzel, bilmiyorum. Bana güzel görünüyor, size nasıl görünüyor? Bir tek neyi sevmiyorum? Şu beyaz kamyonetleri.
ya da van mı denir bunlara? Şunlar beni yani tüylerim diken diken ediyor. Şunları renkli yapsalar olmaz mı? Sonbahar çok keyifli. Gerçekten keyifli. Merhaba, Olcay Güney, hoş geldiniz. Strada Cafe, bu kafeyi çok severim. Hatta burayı bile yazmıştım blogda. Pınar Hanım. Tabi Arap turistler Paris'e de geliyorlar. Çok yoğun değiller. Çok çok zengin olanlar, evet dediğiniz gibi George Saint tarafında kalıyor olabilirler. Onun haricinde Arap turist ben çok görmüyorum. Bakın burası da 10 numaralı metro ile gelebileceğiniz Cardinal Le Moine istasyonu. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Bir saniye şu kamyon bir geçsin. Bonjour Alia Ramiz, hoş geldiniz. Ramiz diyesim geldi yalnız, Ramiz diyemeyecektim az kalsın. Asimile mi oluyorum nedir? Yalnız şu an terden patlamış durumdayım. Üstümü çıkarsam mı acaba diye düşünüyorum. Ekim ortasında Paris'te böyle bir hava. Yani şu an kapalı gibi görünüyor ama aslında çok güzel. Müge Hanım, Paris'te çok iyi bir tatlıcı. Yani bakın size şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz pastane var ya, şu an kapalı sanıyorum ama gidin oradan bir şey alın. Emin olun çok güzeldir. Yani kötü çıkma olasılığı %10. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden ben şeylere çok takılmıyorum. İşte en ünlü şurası da, en güzel şurası da, en lezzetli burası. Ben bunlara inanmıyorum. Kendi adıma, herkesin damak tadı farklı. Ben bir kalite var, ortalama bir kalite var. Zaten fiyatlar da ona göre 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tabii lüks yerleri söylemiyorum. O yüzden çok kasmayın kendinizi, rahat olun. Gözünüze kestirdiğiniz yerde oturun, yiyin, için, hayatın tadını çıkarın. Bakın normal dükkanlar bunlar, daha mütevazı yerler. Yine hala Cartier Latin'deyiz. Rue Monge üzerinden yürüyoruz. Ara sokaklardan yukarı çıkabilirdik. Pantheon tarafına gidebilirdik. Bilmiyorum, belki Pantheon'a gideriz. Birlikte karar veririz ona. Erol Bey diyor ki siz olmasaydınız Paris bu kadar çekici olmazdı. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Görüntü bulanıklaştı diyor Natalia Hanım. Ben yolda yürüdüğüm için ve bu bir canlı yayın olduğu için görüntü bulanıklaşabiliyor. Hattın çekmemesinden dolayı. Ama sonra YouTube'a yüklediğimde kaliteli yayın oluyor. O yüzden yayını kesmeden yoluma ben devam edeceğim. Daha sonra YouTube'dan izleyebilmek için. Aynen öyle Sedef Hanım. Pınar Hanım'ın kedisi telefonu düşürmüş. Çok hoş. Bakın şu, bayılıyorum şu ara şeylere, koridorlara, apartmanların girişlerine, avlulara bayılıyorum. Sevgili Esra Madran,
Ekim sonunda misafirimiz Paris'te. Onunla Paris'in altını üstüne getireceğiz. Belki bir iki video da çekeriz beraber. Kendisi Paris Denet'in Montpellier temsilcisi şu an. Gizlide Hanım şimdi orada olmak vardı diyor. Sayın Topaloğlu, kaliteli ama uygun fiyata yemek yenebilecek öğrenci bölgesi gibi yerler var mı? Buralar öğrenci bölgesi ama Paris genelde pahalı bir yerdir. Yani buralarda da yediğiniz zaman hani çok hesaplı olmayabiliyor. Ben şey öneriyorum, akşam yemekleri değil ama eğer ekonomi yapmak istiyorsanız böyle Monoprix, Franprix gibi marketlerin açık büfe salata reyonları var. Hatta içeriden başka şeyler de alabiliyorsunuz. Mikrodalgada pişirebilecek şeyler de alabiliyorsunuz. Ve şey yapıyorsunuz, ne derler? Mikrodalgada ısıtıp direkt Monoprix'de yiyebiliyorsunuz. Bakın yalnız şeyi kaçırdım ben sohbet ederken. Şurası Arène de Lutèce. Bakın tam şurası. Görüyor musunuz şu kapı? Tam minibüsün arkasında kalıyor. Orayla ilgili bir çekim yapmıştık zaten. Şurası da Arène de Lutèce'in yandan girişi. Pınar Hanım, hayvan almayı düşündünüz mü hiç Paris'te? Çok var çünkü diyor. Ben kişisel olarak evde bir, yani başka bir canlı, insan dahi, yani şey yani yanlış bir ifade oldu, bu nasıl söyleyeyim? Mesela ben çocuk da uzaktan severim, hayvanı da uzaktan severim. O yüzden hani besleyemem çünkü benim gibi çok gezen birinin hayvan beslemesi hayvana haksızlık olur. Yani ben yılın herhalde 365 günün 100 günü, yoksa attım 100 günü mü? Evet 100 günü olabilir ya. 80-100 günü Paris dışındayım zaten ve sürekli bir yerlere gidiyorum, geliyorum. Geziyorum biraz. Dolayısıyla benim o sorumluluğu almak gibi bir niyetim yok. Bir de ben çocukken bahçeli evde büyüdüm. O zaman bir köpeğimiz vardı. Sonra babam onu bir gün yok etti artık. O hayvancağız öldü mü ne oldu bilmiyorum. Çok küçüktüm. Bir gün kayboldu. Zaten şey öğrendim ben. Dediler ki bana bu hayvan en fazla 16-18 yıl yaşar dediler. Yani ben o zamanlar 10 yaşında falandım. Ben büyüyünce dedim bu hayvan şey, ölecek mi? Bobby'di adı hatta. Ölecek mi dedim. Ve o zaman bir hayvan beslemenin çok üzücü bir şey olduğuna karar verdim çocuk aklımla. Ve herhalde o yüzden de bir türlü hayvan besleyemedim evde. Tülay Hanım diyor ki Ahmet Bey Paris'i gerçekten sizinle gezmek gerekiyor diyor. Teşekkür ediyorum. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Pınar Hanım iki tane kedisi varmış. Tabii yani keşke benim de böyle büyük bir evim olsa, ben zaten küçük bir evde yaşıyorum. Büyük bir evim olsa, evi de bakıcı olsa, yani ben olmadığım zaman birinin ona bak, o hayvanlara bakması lazım. Yani ben öyle bırakıp gidemem. O da şey değil yani, çok ayıp bir şey. Siz mi bakıyorsunuz, başkası mı bakıyor hayvana ya da hayvan kendi kendine mi büyüyor, o biraz karışık. Place Monge'a geldik. Daha önceki Place Monge çekimimizde burası boştu. Gelin ama şu an şey yok burada. Ne derler? Brokant olur genelde burada. Yani antika pazarı olur. Monge'dayız, evet. Benim çok sevdiğim Monge'dayız. Buraya normalde 7 numaralı metroyla da geliyorsunuz biliyorsunuz. Şurası da Paris'teki en hesaplı eczane olan Place Monge'daki Monge eczanesi. Biliyorsunuz orada şey de var, ne derler, Paris Denet'e indirim de var.
Bunun için kuponla gitmeniz gerekiyor. Kupon da blogdaki ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Yine şimdi pazarın içinden şöyle bir geçelim insanları rahatsız etmeden. Aynen öyle Pınar'ın. Benim önerdiğim eczane, parfümeri burada. Yani diğer yerlere de bakın tabii ama burada ekstra %10 indiriminiz var. Ayrıca tax free yapıyorlar. Anında da tax free indirimini alıyorsunuz. Şu an bir pazara girdik. Burası mahalle pazarı şu an. Selma Hanım hoş geldiniz. Place Monge'da pazar geziyoruz. Hayat her yerde aynı. Gırtlak derdi. Peynircimiz. Yok peynirci değilmiş, etçiymiş. Beyaz beyaz, hah peynirci buradaymış. Brokantların hangi kurulduğunu ezbere bilmiyorum işin doğrusu. Onun için brokant yazıma bakabilirsiniz. Orada bir link var. O linkten şeyleri görebilirsiniz ne derler. Ne gün, nerede, ne zaman kuruluyor görebilirsiniz. Pınar'ın bunlardan mı alıyorsunuz derken sorunuzu anlayamadım. Ben pazar alışverişi sevmeyen bir insanım. Böyle bir defom var. Ben çocukluğumdan kalma bir şey. Koşuoğlu pazarı kurulurdu. Annemle giderdik çocukken ve annem bir pazar çılgını olduğu için böyle parmaklarımız kopana kadar poşet çanta taşırdım. O yüzden ben hiç sevmezdim pazarı çocukluğumda. O yüzden ben marketten günlük alışveriş yapıyorum maalesef. Bunu utanarak söylüyorum. Kayıtlara geçsin lütfen. Şimdi Rümuftar'a çıkıyoruz. Burada bir çekim yapmıştık o yüzden aşağıya doğru değil yukarı doğru yürüyüp sanırım eğer vaktimiz yeterse çünkü bir saatlik bir çekim yapabiliyoruz. Bilmiyorum ne kadar oldu çekimimiz. Biliyorsunuz bir saat sonra otomatik kesiliyor Instagram yayını. Pınar Hanım sizinle pazar sevmeyenler derneği kuralım. Ama doğrusu pazardan alışveriş yapmak aslında. Evet, Rümuftar'a geldik. Bir önceki yayınımızda şuradan aşağı yürümüştük. Şimdi bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Erol Bey 10 bin kişi olduk mu derken katılımcı. Eğer YouTube kanalı için soruyorsanız hayır daha çok başlardayız. O yüzden YouTube kanalımı arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Instagram'da şu an 22 bin ile 23 bin arasında takipçi var. 23 bine bir çıkıyor bir iniyor. O yüzden onun da
artması benim için önemli. Çünkü ne kadar çok kişiyle etkileşim kurarsam o kadar çok güç kazanıyorum. Kendi o gücü bulabiliyorum. Öbür türlü boş duvara konuşuyormuş gibi oluyor. Erol Bey hayır, isteyen direkt ekleyebiliyor. Benim bütün kanallarım herkese açık. Yani Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ya da YouTube'da herkes dilediği gibi ekleyebilir. Evet, ben de burayı çok severim. Her köşe ayrı güzel. Kesinlikle haklısınız. Yani ben şunu göstermek istiyorum. Çıkın sokağa, atın kendinizi ve herhangi bir yerden yürümeye başlayın. Yani benim rehberlik tavsiyem budur. Yani tabii ki vakti kısıtlı olanlar için nokta atışı yapmak çok önemli ve onlarla ilgili blogda yeterince yazı yazdım zaten. 500'ün üzerinde yazı var. Paris'te yapılabileceklerle ilgili olarak. Ama benim bunun dışında hani Paris'e daha önce gelmiş olanlara önerdiğim şey atın kendinizi sokağa, rastgele bir yerden dalın ve yürümeye başlayın. Of çok aydınlandı bir saniye. Burada birkaç Türk dükkanı var evet. Şu an ezberi yerlerini hatırlayamadım ama 5. arrondismanda Cartier Latin'de dolaşıyoruz. Şimdi birazdan, bilmiyorum vaktimiz yetecek mi, şeye gideceğiz. Pantheon'un önüne yürüyeceğiz. Epeydir de böyle uzun yayın yapmamıştık galiba. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Ben şu an kaç dakika olduğunu göremiyorum. Saat kaçta başladığımın da farkında değilim. Çok teşekkür ediyorum Sedef Hanım. İşte benim amacım insanlar kendi zevklerine uygun yerler bulsunlar, gezsinler, keşfetsinler. Ben bunu istiyorum. Evet, buradan Pantheon'a gitmek keyiflidir çünkü. Onu göstermek istiyorum size. Şu yoldan da gelebilirdik. Aşağıda Rue Monge iner. Ama biz bu tarafa doğru gideceğiz. Zübeyde ablacığım, canım benim, seni çok seviyorum. Hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Havalar soğuk değil ama soğuyacaktır mutlaka. Çünkü hiç normal değil havaların böyle olması. Pantheon Cartier Latin. Evet, doğru. Latin bölgesi. Şimdi ileride solda karşımıza çıkacak zaten. Az daha beklerseniz. Barış Altan Doğan diyor ki yazılarınız sayesinde rotalı ses kayıtları oluşturdum. Onların yardımıyla gezeceğiz, bir gelebilirsek demiş. Aslında ses kaydı çok güzel. Acaba bu yazılarımı ses kayıtlarına mı çevirsem? O da güzel bir fikir. Aslında uygulama, aplikasyon yapabilsem süper olacak da bir türlü vakit bulamadım. Ama bu yazılarımı okuyup, ama nasıl güncelleyeceğiz? Benim en büyük iddiam Paris'le ilgili 500'ün üzerinde yazı yazmak ama girin bakın yazıların %90'ı güncellenmesi gereken %90, yani hepsi neredeyse Ekim 2018 tarihli günceldir. Ama bu ses kayıtlarını ve görüntü kayıtlarını güncellemek çok zor olduğu için, ki imkansız, yetişemem böyle bir şeye.
Bunu yapmam çok güç. Adana'ya selamlar sevgili olsun Nicem Kumaş. Evet, şu an o önemli okullardan birinin yanından geçiyoruz Pınar Hanım. Bakın burası neresi? Lise Henri IV. Dördüncü Henry Müzesi. Burayla ilgili şöyle komik bir anımı anlatayım size. Fransızca öğreniyoruz, kurstayız. B1 miydim, A2 miydim hatırlamıyorum. Hoca bize şey anlatıyor işte, Cartier Latin'i anlatıyor Fransızca. Henri IV, Henri IV bir şey diyor. Hiçbirimiz anlamıyoruz Henri IV ne. Meğerse tahtaya yazdı. Bütün millet, ha Henry dedi. Hepimiz öyle bir gülmüştük ki. Fransızca'da Henri okunuyor, Henry. Sibel Hanım, Türkiye'ye selamlar, sevgiler olsun. Teşekkürler Barış Hanım. Evet, burası şimdi Henri IV. Burası da Pantheon. Pantheon'a geldik. Başardım gelmeyi. Hani vakit yetecek mi diye bilemiyordum. Demek ki iyi oldu bu iş. Erol Bey, eğer beni Anne Hidalgo'ya tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Eğer İngilizce bir şey yapsaydım kesin farkına varırdı ne yaptığımın, ama Türkçe yaptığım için nasıl bir çaba içinde olduğumun farkında değil doğal olarak. Pınar Hanım, velipler üyelikle de çalışıyor, günlük de alınabiliyor. Ama bu yeşil scooterlar, elektrikli scooterlar barkodla ve kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Onunla ilgili henüz bir yazı yazamadım çünkü hiç daha binmedim ben buna. Şundan bahsediyorum. Ama çok kısaca bilgi vermek gerekirse, şuradan kod giriyorsunuz, hop. Kredi kartınızdan, şurada da aplikasyonu var. Göstereyim. Alıyorsunuz ve kullandığınız kadar para ödüyorsunuz. Müge Hanım, Fransızca öğrenmekte zorlandım diyor. Yazı başka, söylenen başka diyor. Benim onunla ilgili şey tezim var biliyorsunuz. Fransızcanın yazılışını bulanla okunuşunu bulan iki ayrı insanmış. Bunlar ikisi de birbirlerine yüzyıllar önce küsmüşler. Birbirlerinden haberleri yok. O yüzden mesela ne diyeyim size, Parc des Sceaux vardır. Benim en sevdiğim parklardan biri Paris yakınlarında. Sceaux yazılır ve Sceaux okunur. Hangi aklı evvel onu bu Sceaux'u Sceaux okumuş, neden Sceau yazmamışlar? O da işin ayrı bir komikliği. Tabii ki bu Latin dillerinin etkileri diğer dillerin etkilerinden kaynaklanıyor. Sevgili Esra Madran da şu sıra Fransızca öğreniyor. Bilmiyorum, geldiğinde bir test edeceğiz Fransızcasını. Ben kimseyle muhatap olmayacağım. Esra Madran muhatap olacak herkesle Fransızca olarak. İngilizce konuşmak yasak. Ona göre sevgili Esra'cığım, hazırlıklı geliyorsun Paris'e. Tülay Hanım, olay şundan kaynaklanıyor, kültür lisanı meselesi. Eğer bir ülke edebiyatçılarına, sanatçılarına değer verir, onları yüceltirlerse o dil gelişiyor ve kültür dili oluyor, sanat dili oluyor. Eğer sanatçıya değer verilmezse o dil gelişmiyor. Yani olay bu. Bu Fransızcanın muhteşemliğinden değil, Fransa devletinin ve insanların sanata ve kültüre verdiği önemden kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet, Pantheon meydanına geldik. Bir dakika, başı kaçırdım Pınar Hanım. ...88 kolay, 98 demek zor Selma Bozkurt. Katroven Dizneuf. Çünkü Katroven It 88 ama Katroven Dizneuf
80-19 demek. Yani 99 demek için 99 diyorsunuz. Çok komik. Almanca bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Allah da öğrenmek zorunda bırakmasın. Şimdi burası da nefis bir kütüphane biliyorsunuz. Genevieve, Saint-Genevieve. Burayla ilgili de yazı var blokta. Burası Sorbonne'un hukuk fakültesi. Aşağıda Sorbonne var. Bilmiyorum vaktimiz yetecek mi? Oraya da bir şey yapacağım. Gitmeye çalışalım. Place de Panthéon. Panthéon meydanını şöyle bir 360 derece dönelim. Bunların hepsinin blokta yazısı var. Şöyle bir menajerim olsa, bütün şu binalarla, yetkilileriyle bir anlaşsa, ben de gidip içerilerinde izin alıp çekim yapsam, ama benim oturup da onlarla tek tek uğraşmam mümkün değil. Bakın, hukuk fakültesi burası. Fransızca rakamları şey diye ezberleyeceksiniz. Yani 80 artı 19 falan gibi ezberlemeye kalkarsanız kafanız iyice karışıyor. O yüzden hiç sakın o işlere girmeyin. Direkt 99 bunu direkt öyle ezberleyin. Yani bu o demek yani. Pınar Hanım'ın annesi babası Sorbonne'da hukuktan mezunmuş. Süper. Bakın şimdi şunu göstereyim size. Panteon şurada. Panteon'dan da şu tarafa doğru yürürseniz Lüksemburg Bahçesi'ne, Jardin de Lüksemburg'a gidersiniz. Biz orada çekim yaptık. Sedef Hanım, değil mi? Ne kadar güzel etraf. Yani bilmiyorum, çöp bidonları ve şey dışında, ne derler, beyaz kamyonetler dışında gözünüze çarpan bir çirkinlik oldu mu? Şu bilmiyorum ne kadar, kaç dakikadır yayın yaptığımızı bilmiyorum. Yani oldu mu? Yok yani, hani memleket böyle, anlatabiliyor muyum? Nereye giderseniz gidin böyle. Burası da Sorbonne Üniversitesi. Buradan aşağı inerseniz Saint-Michel tarafına gidersiniz. Bakın şurada da şey gözüküyor. Bakayım şöyle zoom yapalım. Görüyor musunuz? Notre Dame'ın kulelerini görüyoruz. 11.45'te başladık. Türkiye'de 11.45'te başladık da 12.45'te bitecek. O zaman 5 dakikamız falan var. Şöyle biraz daha hızlı yürüyüp bakalım nereye kadar yetişebileceğiz. 1 saat içinde bu yayını bitirelim ve 1 saatlik bir yayın olsun. Buralar nefis yani burada. Şimdi ben size nasıl diyeyim ki bu kafe şahanedir, ay bu kafe daha az şahanedir. Yani ben bunlara çok inanmıyorum. Tabii ki bazı çok çok sevdiğim yerler var, onları da paylaşmaya çalışıyorum. Ama gelin burada dilediğiniz yerde oturun, çayınızı kahvenizi için bir şey, sandviç mi yersiniz, güzel bir yemek mi yersiniz, su mu içersiniz, soda mı, alkol mü alırsınız, artık tamamen herkesin zevki başka. Tadını çıkarın işte geldiğinizde. Çok kasmayın kendinizi. Tamam, o zaman 11.45, yani Türkiye saatiyle 11.45'te başladıksa bitirmek üzere bir 5 dakikası var. Ben sözde yarım saatlik bir yayın yapacaktım ama beni gaza getirdiniz. Gayet de güzel oldu. Ama böylelikle, yani tabii ki bitmedi ama Quartier Latin dediğimiz Latin bölgesini, Latin mahallesini büyük çoğunlukla gezmiş olduk. Tabii ki anlatacak daha bir ton hikaye var. Ama önce bir Paris'i genel olarak bir çözelim. Ondan sonra detaylara gireriz. Çok teşekkür ediyorum Kevin 2607.
Bence de sevgili Esra'cığım, şahane bir yayın oldu. Bakın, hukuk demişim, pardon. Sorbon'un bir de bu cepheden görüntüsü var, görüyorsunuz. Ben ama şimdi şeye kadar gideyim gelmişken. Lüksemburg, tabii Lüksemburg, Türkçe'de ya da İngilizce'de herhalde Lüksemburg deniyordur. Ama Fransızca'da ne diyoruz? Lüksemburg diyoruz. G'yi okumuyoruz sondaki. Yani Lüksemburg değil, Lüksemburg. Hatta Lüksemburg an bile olabilir o. O aradaki ses ayrımını ben fark edemiyorum tabii. Lüksemburg olabilir mi? Bakın bunu hiç düşünmemiştim. Ben hep Lüksemburg diyorum. Evet, burası Jardin de Luxembourg. Luxembourg bahçesi. Burada yayın yaptığımız için içeri girmiyorum. Ben şimdi şuradan aşağı ineceğim. Saint Michel Bulvarı'ndan aşağı ineceğim. Burası aşağıya, yayına başladığımız yere ulaşıyor. Ama herhalde oraya yetişemeyeceğiz bir saat içerisinde. Ama sonuçta bu yoldan dümdüz aşağı inerseniz, şöyle bir göstereyim ezilmeden, bir saniye. Evet, bakın şuradan dümdüz aşağı inerseniz yayına başladığımız Saint Michel Çeşmesi'nin oraya gelirsiniz. Ben de şaka maka bir, yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş yapmış oldum sayenizde. Epey bir kilo veririm artık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Soprano Plus. Çok güzel bir yayın oldu diyor. Sağ olun. Bunu YouTube'a yüklediğim zaman da yorum yazarsanız paylaşırım. Yetişebilecek miyim diye biraz hızlı yürüyorum. Kendimi arabaların önüne atayım ama merak etmeyin. Yaya geçidinden geçiyorum, dururlar. Yani sonbahar renkleri olağanüstü. Emin olun yazın da güzel, kışın da ayrı güzel oluyor. Önce bir Noel coşkusu oluyor, yılbaşı coşkusu. Sonra sevgililer günü derken atlatıyoruz kışı. Evet, Sorbonne Üniversitesi'nin. Burası Place de la Sorbonne olarak geçiyor. Şu Auguste Comte'un heykeli. Sanırım bu yayınımızı burada bitirsek iyi olacak. Çünkü öbür türlü ben aşağıya yetişemeyeceğim ve yayın birden kesilecek. O zaman nasıl yapalım? Şöyle gelelim. Latin bölgesini, Cartier Latin'i böylece gezmiş olalım birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını artık bugün ya da yarın yükleyeceğim, YouTube'a yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Auguste Comte ve ben size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Cartier Latin'den, Paris'ten, 5. Arrondisman'dan. Sevgiler, hoşça kalın, görüşmek üzere.